Olgun'u almak için neler yapmalıyız? Yakışıklım, samimiyetin huzuru içerisinde itidalli olmamız lazım. Yani bir şeyi putlaştırmak, ya bir şeyin etkisinin Allah'ın dışında insanı etkilediğini düşünmek. Özellikle bundan kaçınmak lazım. Diyor ki mesela babam kızar diyor. Ya baban dediğin Allah yaratıyor. Annem kızar diyor. Ya annem engel. Onu da Allah yaratıyor. Patron kızar diyor. Onu da Allah yaratıyor. Yani karşılaştığı her türlü engel, her türlü her şey doğrudan Allah'tandır. Şu ilaç bana iyi gelir diyor. Öyle bir şey olmaz. Ya yani görüntüde sana bir ilaç görüntüsü veriliyor. Olur mu? Doğrudan Allah meydana getirir. Hastalık durduk yere oluyor zaten. Mucize olarak olur. Hastalığın olması için bir nedeni yok. Görüntüdeki bir varlığa hastalık gelmez. Yani insan hastalanması çok acayip bir şey. Yani bir film görüntüsünü düşün. Orada onda niye hastalık çıksın? Filmdeki görüntü gibiyiz, aynısı. Niye hastalık çıksın? Mucize olarak olur. Onun için yani sürekli Allah'la bağlantıyı kesmemek çok önemli. Onu Allah'ın yarattığını bilip, Allah'ın ne mesaj vermek istediğini anlayarak o yolda sabit devam edilmesi gerekiyor. Bunda hayat zaten güzel oluyor Allah'ın hikmeti, yani mucize olarak güzel oluyor. Yani zorluklar olsa da hayat mükemmel oluyor. Bu çok ciddi şekilde büyük bir mucize, yani elle tutulur bir mucizedir. Ama aksinde felaketler, belalar yağmur gibi. Cennete olan hazırlıkta, cenneti kavramak için maddeyi, buradaki maddi varlığını kavradığımızda daha kolay olur. Yani mesela burada telefon açıyoruz, tak, birisi telefonun içinde, canlı varlık. Yani sevdiğimiz telefonun içinde. Aslında istese Allah onu oraya sokar, yani oraya küçük bir varlık olarak. Telefon içinde görürüz. Avucumuz içine de gelebilir oradan, telefondan çıkıp. Sevdiğimiz kişi bir anda da büyür. Kocaman da olur. Cennetteki sistemin aslında hatta daha gelişmişi bile burada oluyor. Yani gelişmişi var burada. Aynısı. Ama sebep sistemi öyle oturmuş ki aksini anlayabilene helal olsun. Mesela bak ekranda görüntü oluyor, yazılar oluyor. Yazılar tek tek diziliyor. İşte kaç taraf yazdı falan, öyle bir şey yok. Görüntüde ulaşan bir şey bu. Yani direkt cennetteki sisteme uygulanıyor aslında. Onu gördükten sonra, bunu çok iyi anladıktan sonra zaten dünyada cennetteki sistemde yaşadığını anlamış olur insan. O zaman cennette olan olaylara da kavrama açısından çok kolay yaklaşabilir. Ya kavraması çok kolaylaşır. Şu an mesela hayret de düşünüyor, o zaman çok makul görecektir. Yani çünkü görüntü sistemini iyi kavrarsa, cennetteki görüntü sistemi ona son derece kolay gelir. Onu iyi anlamak lazım.